Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 3 Haziran Pazartesi, gündemde öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. 11 ayın Sultanı Ramazan bu akşam açılacak, son oruçla birlikte sona erecek. İslam alemi yarın Ramazan bayramını karşılayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bayram dolayısıyla mesaj yayınladı. Türkiye'nin maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen demokrasi ve ekonomisiyle dimdik ayakta olduğunu söyledi. Türkiye maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak kendi halkı yanında tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vatandaşların bayramını tebrik etti, dünyanın büyük bir dönüşüm sürecinde olduğunu söyledi. Ülkemizin en büyük şansı, bu kritik dönemi 1990'lı yıllardaki gibi zayıf değil, güçlü bir şekilde karşılıyor olmasıdır. Geçtiğimiz 17 yılda ülkemize kazandırdığımız yatırımlar, hayata geçirdiğimiz projeler, yaptığımız hizmetler sayesinde Türkiye bu süreci fırsata çevirebilecek bir yerde durmaktadır. Ülkemizle ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmektir. Erdoğan, çiftçilere, esnafa, ihracatçılara, tüccarlara, girişimcilere seslendi. Gelin, beşeri ve iktisadi tüm sermayenizi, birikiminizi, imkanlarınızı Türkiye'nin geleceği için hemen harekete geçirin. Gün, ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür. Gelin, Türkiye'yi birlikte büyütelim. Cumhurbaşkanı birlik ve beraberlik mesajı verdi. 81 vilayetimizdeki 82 milyon vatandaşımızla ve yurt dışında yaşayan kardeşlerimizle bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak ülkemizi bu cendereden de çıkartacağız. Erdoğan, bayram tatili boyunca yollarda olacak sürücülere de uyarılarda bulundu. Tüm sürücülerimize dikkatli olmaları, kurallara riayet etmeleri, kendilerinin ve sevdiklerinin hayatlarını riske atmamaları çağrısında bulunmak istiyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram mesajında ise öne çıkan başlık siyasi ve ekonomik istikrarsızlıktı. CHP lideri mesajında İslam coğrafyasında yaşanan ekonomik ve siyasi duruma dikkat çekti. Sorunların çözüleceğine, kronik hale geldiğini söyledi. Müslümanların içinde bulundukları yapıda çözüm bulamadığına işaret eden Kılıçdaroğlu, milyonlarca Müslüman Batı ülkelerinde huzurlu bir gelecek kurmak için vatanlarını terk ediyor dedi. Türkiye'de de milyonlarca çocuğun bayramlık heyecanı yaşayamayacağını belirterek ekonomide yaşanan sorunlara atıfta bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bayram mesajında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bahçeli mesajında Kürt kökenli kardeşlerimizin bölücü teröre karşı tavizsiz ve keskin bir duruş göstereceklerinden en küçük kuşkum yoktur. Kardeşliğimiz ve bekamız için sorumluluk alıp tarihi görevlerini yerine getireceklerine inanıyorum ifadelerine yer verdi. MHP'yi Kürtlerle ihtilaf içinde göstermenin köksüzlük ve cinayet olduğunu belirten Bahçeli, Türkiye'nin karşısında mevzilenmiş karanlık odaklar, milli birlik ve dayanışma şuurunu yıkamayacaktır dedi. MHP lideri mesajında pençe harekatına da değindi. Terörle mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürmesi gerektiğini belirtti. Pençe operasyonunun başarıya ulaşması samimi beklentimizdir ifadesini kullandı. Ramazan bayramında liderlerin programlarını İstanbul seçimleri şekillendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere pek çok lider bayramı İstanbul'da karşılayacak. Belediye başkanlığı için yarışan iki isim ise bayramda Anadolu turuna çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her bayram olduğu gibi bu bayramda da İstanbul'da olacak. Annesini ve babasının kabrini ziyaret ettikten sonra ilk günü ailesiyle birlikte geçirecek.
Bayram sürecinde de parti teşkilatı ve vatandaşlarla da bir araya gelmesi ve bayramlaşması bekleniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'da olacak ama bayramı karşılayacağı adres Ankara. Kılıçdaroğlu'nun bayramı ailesiyle Ankara'da karşıladıktan sonra İstanbul'a geçmesi planlanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bayram geleneğini bozmuyor. Bayram namazının ardından MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek. İkinci günde partisinin genel merkezinde geleneksel partililerle bayramlaşma törenine katılacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bayramda İstanbul'da olacak isimler arasında. Akşener'in bayramın ikinci gününde İzmit'e ailesinin yanına gitmesi bekleniyor. Ardından da İstanbul'daki çalışmalarına devam edecek. İstanbul için yarışacak iki isimse yoğun bir program bekliyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'la CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ilk gün İstanbul'da olacaklar. Ama ikinci günden itibaren adeta Anadolu turuna çıkacaklar. Binali Yıldırım, Sivas, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kastamonu ve Ordu, Ekrem İmamoğlu ise bayramın ikinci günü başlamak üzere Trabzon, Giresun ve Ordu'da vatandaşlarla bir araya gelecek. İki ismin de açıkladığı programda son adres Ordu olarak gözüküyor. Zaman zaman İstanbul'da bir araya gelen iki isim, Ordu'da da seçim çalışmaları sırasında bir araya gelebilirler. 9 günlük Ramazan bayramı tatili yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tatilin ilk 2 günü yaşanan yoğunluk Arife günü azaldı. Cuma akşamından bu yana trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26'ya yükseldi. Tatilin başladığı cuma akşam saatlerinden itibaren pazar akşamına kadar şehirler arası yollarda yoğunluk yaşandı. İlk gün ciddi yoğunluğun yaşandığı TEM Kocaeli mevkiinde trafik biraz olsun rahatlamış durumda. Bolu Dağı ve tünelindeki trafik de akıcı. Gerede Karadeniz bağlantısı bu bayramda en uzun bekleme süresinin yaşandığı yerde. Öyle ki sürücüler 5-6 kilometrelik mesafeyi 1 saatte geçebildi. Ancak o noktada da ulaşım rahatlamış durumda. Yine dün akşam saatlerine kadar Bursa-İzmir yolunda Karacabey civarında trafik sıkışıktı. Bu yoğunlukta bir hayli azaldı. Yurt genelinde alınan tedbirlere ve uyarılara rağmen trafik kazalarının ise önüne geçilemiyor. Tatilin ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 26 kişi hayatını kaybetti, 266 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Bursa'daydı. İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir güzergahlarında trafiği bizzat denetledi. Karacabey Tigem'deki kontrol noktasında denetleme yapan Soylu, tatilcilere uyarılarda bulundu. 9 günlük bayram tatilinden dönüş için son günün beklenmemesi gerektiğine dikkat çeken Soylu, erken dönüşlerin kaza riskini düşüreceğini söyledi. Geçen yıla göre ne durumda gidiyorsunuz? Geçen yıla göre bölge trafik olarak %50 oranında kazalarda, ölümlü kazalarda düşüşümüz var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmara ile Ege bölgesi arasında önemli bir geçiş noktası olan Bursa-İzmir Karayolu'nda bayram trafiğini denetledi. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Sağlıkla inşallah. Karacabey Tigem'deki kontrol noktasında denetim yapan Soylu'ya Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Eskin, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'la emniyet ekipleri eşlik etti. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Tatile giden araçlar tek tek durduruldu. Soylu, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Çocuklara hediyeler dağıtıldı. İçinde karne var onun. Baba araba nasıl sürüyorsa ona karne verin, bize gönderin, bize gönderin. Tamam mı? Soylu ve sürücüler arasında renkli diyaloglar da kameralara yansıdı. Nereden nereye? İstanbul Akçay. Ha, Akçay. Akçay. Biz de götürün ya. Buyurun. Bir kişilik yerimiz var. Diğerleri alamayız vallahi. Soylu'dan tatilcilere uyarılar geldi. Tatil planından daha öte seyahat planının yapılması ehemmiyetlidir. Eğer böyle yaparlarsa hiçbir gecikme duygusu yaşamazlar. Kaybettikleri zamanı açık yollarda bir şekilde telafi etmeye çalışmak ve gaza basmak trafik kazalarının önünü açmaktadır. Soylu, İzmir-İstanbul hattının trafiğin en yoğun dağılma noktalarından biri olduğuna dikkat çekti. 185 bin trafik görevlimiz, emniyetimiz ve jandarmamız yollarda ortalama kaza kara noktalarında 10 kilometrede bir
özellikle trafiğin yoğun olduğu noktalarda da 15 kilometre bazen 7 kilometrede bir trafik ekiplerimiz görev almaktadırlar. İçişleri Bakanı otobüslerdeki denetimlerin de artırıldığının altını çizdi. 1520 otobüsümüzü denetleyeceğiz. Yani yolcularımız emniyet kemeri takıyorlar mı? Şoförlerimiz kurallara uyuyorlar mı? Yeterli derece sayıda şoförümüz var mı? Aynı zamanda geliş mesafeleri. 9 günlük bayram tatilinden dönüş için son günün beklenmemesi gerektiğine dikkat çeken Soylu, erken dönüşlerin kaza riskini düşüreceğini söyledi. Dönüş yolunda da ısrarımız halkımıza önceden yola çıkmalarının sağlanmasıdır. Tatil yolunda uyarıların yanı sıra tedbirler de en üst seviyede. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi. 100 binden fazla trafik timi bayram süresince görev yapacak. Bu bayram süresince toplam 101.233 trafik timi veya ekibi ve 184.825 trafik personelimiz görev yapacak arkadaşlar. Yine son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların en yoğun olduğu 18 ildeki 20 güzergahta her 10 kilometrede bir ekip görevlendirilecektir. Ayrıca emniyet ve jandarma merkez birimlerinden toplam 52 personelden oluşan 18 ekip bu güzergahlardaki trafik ekip ve personelini denetleyecekler. 25 ilde 126 saat helikopter ve 71 ilimizde de 1565 saat drone ile trafik denetimi gerçekleştirilecektir. 1520 yolcu otobüsü, yolcu olarak otobüse binen sivil ekiplerimizce habersiz olarak denetlenecektir. Şoför ve yolcuların emniyet kemeri takma hususuna kontrollerde özellikle önem verilecektir. Bursalılar Arife gününde de Bursa şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk oluşturdu. Yola çıkmayı son güne bırakanlar akşam saatlerine doğru yollardaki trafiği artırdı. Yolculuk nereye? Ankara'ya. Yolculuk nereye? İzmir. Bayram tatilini sevdiklerinin yanında ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, Arife gününde de şehirler arası otobüs terminalinin yolunu tuttu. Samsun Bafra'ya gidiyoruz. Bayramımızı orada annemizle, büyüklerimizle beraber geçireceğiz. Şimdilik Bursa'dan ayrılıyoruz. Allah izin verirse bir hafta sonra Bursa'dayız. Bütün Bursa'nın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Aile ziyareti. Kimler var orada? Abim var, yengem var, bacanaklar, dayılar, baldızlar. Hepsine selamlar, geliyorum. Tatilin 9 gün olması otobüs firmalarının beklentisini karşıladı. Doluluk oranları %100'e ulaştı. Doluluk oranı şu an yani %85-90 civarında. Doğu, batı her tarafa var şu anda yol. Ulvi bir görev üstleniyoruz biz otobüs kaptanları olarak. İnsanları sevdiklerine kavuşturuyoruz. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. İnşallah iyi bir bayram geçiririz. Kazasız belasız. Biletlere uygulanan bayram tarifeleri ise vatandaşların tepkisini çekti. Kulaklıkla bilet bulabildin mi Bursa'ya? Ya aslında kulaklıkla bulamadım. Hatta bilet fiyatları artmıştı. Puanımı kullanarak biraz indirimli olarak geldim. 100 lira para veriyoruz ya, böyle olmaz. Ben buraya gelirken daha bir ay önce 80 lira veriyordum. Bayram tarifesi nedeniyle bir hafta içinde 95 lira bile çıktı yani, böyle bir olmaz yani. Bayram dolayısıyla denetimlerini sıklaştıran Bursa Emniyeti de iş başındaydı. Trafik şube ekipleri otobüsleri tek tek durdurarak trafikte uyulması gereken kuralları anlattı. Kimlik kontrolü yaptı. Kendi araçlarıyla yola çıkanların da etkisiyle Bursa-İzmir-Ankara yolu güzergahı üzerinde trafik yoğunluğu arttı. Bayram tatili 9 gün olunca vatandaşların büyük bir çoğunluğu tercihini sahillerden yana kullandı. Ege ve Akdeniz kıyılarında deyim yerinde ise adım atacak yer kalmadı. Otellerse tamamen dolu. Hal böyle olunca vatandaş ekonomisine göre farklı seçeneklere başvurdu. Bayram tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Türkiye'nin yaz turizm merkezleri sezonu büyük bir yoğunlukla açtı. Tatilcilerin tercihleri daha çok Ege sahilleri. Bodrum'da plajlar tıka basa dolu. O yoğunluk trafiğe de yansıdı haliyle. Bodrum'un trafiği büyük şehirleri aratmadı. Bir diğer adres Çeşme. Yüz binlerce kişi tatilini geçirmek için ilçede. Otellerde doluluk oranı %100'e ulaşmış durumda. Çeşme'de şu anda yollar kalabalık, oteller kalabalık ve dolmaya başladı. Ve bizi en çok sevindiren de
Yani bir gün iki gün çok dolu olmasından çok 9 günün de eşit bir şekilde yükselmesi. Oteller ve plajlar dolu olsa da seçenekler tükenmiş değil. Tabii imkanlar el verdiğince en ekonomik fikirlerden biri çadır tatili. 9 günlük bayram tatili için geldik. Aynen çadır kurduk burada arkadaşlarımızla, gayet iyi vakit geçiriyoruz. Çeşme'ye geldik mi buraya geliriz. Yani Ilıca plaj kalabalık olduğu için burası da güzel. Seviyoruz zaten, suyu da güzel. Bursa'dan geldik, 9 günlük bir tatilimiz vardı. Geçen sene de gelmiştim. Hoşuma gitti, bu sene de geldim. Lüks tercihlerden biri ise denizde tatil. Küçük teknelerden milyon dolarlık yatlara kadar binlerce deniz aracı koy koy geziyor. Akdeniz çanağında ve Marmara, Ege'de bütün denizde deniz severler, denizde vakit geçirmeyi seven kişiler bu koyları tercih ediyorlar. Bu da haliyle çok ciddi bir yoğunluk sağlamış oluyor. Ve Marmaris, yerli ve yabancı turistler gündüz güneşin keyfini çıkarıyor. Akşam da soluğu eğlence mekanlarında alıyor. Yaz sezonunu 9 günlük bayram tatiliyle hızlı aşan esnafın da yüzü gülüyor. Ramazan ayı geride kalırken çarşı pazarda alışveriş telaşı dinmedi. Alışverişi son güne bırakanlar cebine uygun ürün, esnafsa eski bayramları aradı. Önceden bayram üstü çarşılarımız 15-20 gün marken açılırdı. Şimdi akşamları dükkanlar kapalı. Bundan işte 4 sene önce falan ya son 10 gün kala biz buradaydık. Gidemiyorduk, eve gidemiyorduk. Gecelerin iftarımızı burada açıyorduk. Merdiven altı baklava üretimine dikkat. Dışarıdan bakıldığında aynı görünse de birinde yer fıstığı ya da gıda boyası, diğerinde ise Antep fıstığı kullanılıyor. Antep fıstığının kilosuna dikkat çeken baklavacılarsa bayramdan önce ucuz baklava alınmaması konusunda vatandaşı uyarıyor. Bursa'da Ramazan bayramı öncesi baklavacılar tatlıdaki sahtekarlık konusunda vatandaşı uyardı. Alacağımız kaliteli baklava gerçekten diyorum baklavacıdan alınır. Bayramla birlikte tatlıcılar mesaisini sürdürürken merdiven altı üretim yapan imalathaneler de kolları sıvadı. Antep fıstığı yerine yer fıstığı, ceviz yerine ekmek kırıntısı kullanılan hileli baklavalar da tezgahlardaki yerini aldı. Fıstıklı baklavanın kilosu 80, 90, 100, 110, 120, 130'a kadar. Ne glikoz var ne bir şey var. Hakiki fıstık, hakiki tereyağı. Hakiki emeğini veriyor. Onun için pahalı. Benim koymuş olduğum şu tepsideki fıstık 100 lira. Bursa'da 50 yıldır esnaflık yapan Yüksel Aktaş, baklavanın baklavacıdan alınması gerektiğini vurguladı. Fıstıklı baklavanın fiyatına dikkat çekti. Bir müşterimiz içeri girdiği zaman
30 lira, 40 lira, 25 lira, 35 lira fıstıklı baklavaya dediği zaman hemen yönünü değiştirip gideceksin. İçeri bile uğramayacaksın. Kahvaltıdan akşam yemeğine, tatlı tüketiminden bayram ziyaretlerindeki ikram baskısına, uzmanlar bayramda beslenmeyle ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Önce mükellef bir kahvaltı, ardından gün boyu baklavalar, börekler, dolmalar. Uzmanlar uyarıyor. Bayram diye çok yüklenmeyin, beslenmenize dikkat edin. Vücut, mide kapasitemiz küçülmüş ve metabolizma hızımız yavaşlamış olduğu için mide kapasitemizi çok hızlı doyurabilecek gıdalardan, özellikle hızlı bir geçiş yapmaktan kaçınmamız gerekiyor. Sabah kahvaltısında ağır gıdalardan uzak durmak ve olabildiğince çeşitli beslenmek gerekiyor. Sabah kahvaltılarında özellikle hamur işlerinden kaçınmakta fayda var. Olabildiğince çeşitli beslenelim. Yani tek çeşit beslenmek yerine hem bir tahıl grubu, sebze ve meyve grubu, hem bir baklagil olabilir veya bir et grubu olabilir, bir de artı olarak bir süt grubunu barındırırsak bu bizim için yeterli bir planlama olacaktır. Bayram ziyaretlerinde ikram baskısına da dikkat. Baklava demek, içinde un demek, içinde şeker demek, yani bu da yüksek glisemik indeks demek. Neden? Sen bir tane baklavayı bir misafirlikte yiyorsan, ikinci misafirliğe gidene kadar kan şekerin çok hızlı yükselip çok hızlı düşeceği için ikinci misafirlikte yine baklava isteyeceksin. Onu istemezsen hamur işi isteyeceksin. O sebeple minimal derecede tutmakta fayda var. Kronik rahatsızlığı olanlar ise bayram süresince yediklerine ayrıca dikkat etmeli. Bir sabah, bir öğlen ve bir akşam yemeği ne olursa olsun, ziyarette olsalar dahi bir tansiyon hastası da bir şeker hastası da öğün atlamamalılar. Tiroid hastası zaten ilacını kullandığı için çok yapılabilecek beslenmeyle ilgili bir şey yok. Özellikle hardal, turp, şalgam gibi gıdalardan uzak durmalılar, lahanagillerden uzak durmalılar. Kur'an-ı Kerimler okundu, dualar edildi. Bu bayram arifesinde de şehitliklerde hüzün hakimdi. Değişen bir şey yok. Ama sözüm bittiği yerdeyim. Şehitlerimizi, yavrularımızı ziyarete geldik. Kiminin oğluydu, kiminin eşi, kiminin de babası. Bayram arifesinde şehitler mezarı başında dualarla anıldı. 7 yıl oldu yavrum. Ama daha dün gibi içimizde yaşıyor. Bizim ikinci evimiz burası. Bir gün durur, bir gün geliriz. Benim son beşiğim, en küçüğüm, el bebek, gül bebek büyüttüm. Bu benim sıramdı, onun sırası değildi ki. Bu mekan benim olacaktı. O bana gelecekti, ben ona değil. İstanbul Edirne Kapı Şehitliği ziyaretçilerle doldu taştı. Şehitlerin mezarları karanfillerle donatıldı. Kimi mezarlara bayram şekeri bırakıldı. Onun en çok sevdiği şeker oydu çünkü. Bayramda en çok şeker yerdi. Şehitlikleri ziyaret eden vatandaşlar da ailelerin acılarına ortak oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası için toprağa verdiğimiz bu evlatlarımızın önemli günlerde de anarak yalnız olmadıklarını, aile bireylerine sahip çıkmanın bilinci içinde olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz. Bursa'da da Pınarbaşı Şehitliği'nde hüzün hakimdi. Şehit yakınları mezarları suladı, temizledi. Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı'nda bir PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Milli Savunma Bakanlığı 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'ndaki son durumu Twitter hesabından duyurdu. Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre harekatta bir PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu. Pençe harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik de hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre harekat kapsamında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi. İç güvenlik operasyonları da aralıksız sürüyor. Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.
AK Parti Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart seçimleri nedeniyle soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu üye ve başkanlarının 23 Haziran'da görev yapmasına ilişkin kararına itiraz etti. Başvuru Şişli 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılmıştı ve Yüksek Seçim Kurulu'na konuya ilişkin olarak fikri sorulmuştu. Yüksek Seçim Kurulu da istenen görüş çerçevesinde geçtiğimiz gün kararını vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma yürütülen ve soruşturma kapsamında ifadesi alınan İlçe Seçim Kurulu Başkanı, Seçim Müdürü ve seçim personelinin görev değişikliği hususunda bu aşamada yapılacak bir işlem bulunmadığına hükmetmişti. İşte bu karar sonrasında AK Parti harekete geçti. AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndaki temsilcisi Recep Özel, bu kararın gözden geçirilmesi için bir başvuru yaptıklarını söyledi. Başvuru dilekçesinde İstanbul seçimlerinin zaten söz konusu seçim kurulu başkanları ve müdürlerinin oluşturduğu sandık kurulu başkanları nedeniyle iptal edildiği hatırlatıldı. Haklarında soruşturma olmayan isimlerle değiştirilmesi konusunda talepte bulunuldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun bayram sonrası bu itirazı karara bağlaması bekleniyor. Uşak'ta çıkan silahlı kavgada MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy av tüfeğiyle ayağından vuruldu. 4 MHP'li gözaltına alındı. MHP Genel Merkezi Eşme İlçe Başkanlığı'nı kapattı. MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden, Başkan Yardımcısı Süleyman Karahan, İl Yöneticisi Cevat Gürsoy'la 31 Mart yerel seçimlerinde MHP Uşak Belediye Başkan adayı olan Muhammed Fatih Erdoğan Eşme ilçesine gitti. MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'la grup arasında görevden alma yüzünden kavga çıktı. Yücesoy kavgada av tüfeğiyle ayağından vuruldu. Olayla ilgili MHP Uşak İl Başkanı, Başkan Yardımcısı, İl Yöneticisi ve Belediye Başkan adayı gözaltına alındı. Olayda kullanılan av tüfeğini kimin ateşlediği henüz belirlenemedi. Hastaneye kaldırılan Yücesoy'un sağlık durumu iyi. MHP Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlanıncaya dek Eşme İlçe Başkanlığı'nın kapatılmasına karar verdi. Genel Merkez Uşak İl Başkanlığı'nın olayla ilgisini inceliyor. Enflasyon rakamları açıklandı. Mayıs ayında enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti. Tüketici fiyat endeksi %0,95, yurt içi üretici fiyat endeksi ise %2,67 oranında arttı. Piyasalarda yapılan anketlerde Mayıs ayında tüketici fiyat endeksinin %1,3 oranında artacağı tahmin edilmişti. Ancak artış %0,95 oranında oldu. Böylece yıllık tüfe %18,71'e geriledi. 5 aylık tüfe artışı ise %4,99 oldu. Yılbaşında %4 zam alan memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele 1 puanlık enflasyon farkı zammının önü açılmış oldu. Ancak enflasyon farkı zammı oranı Haziran ayı enflasyonuyla kesinleşecek. Yurt içi üretici fiyat endeksi Mayıs'ta %2,67 oranında artarken yıllık artış %28,71'e geriledi. Mayıs ayının zam şampiyonu fiyatı %24,68 artan yer fıstığı oldu. Fiyat artışında yer fıstığını %24,34 ile limon, %20,76 ile umreye gidiş ücreti izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise %54,56 ile sivri biberde gerçekleşti. İhracat Mayıs ayında %11,46 oranında arttı. 16 milyar 813 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mayıs'ta Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamının yakalandığını belirtti. 2019 yılında rekorlarla başlayan ihracat bu performansı Mayıs ayında da sürdürdü. Bakan Pekcan, dünya ticaretindeki yavaşlamaya rağmen Türkiye'nin ihracatta her ay yeni bir rekor yakaladığını vurguladı. Yılın ilk 5 ayındaki ihracat rakamını %5,37 artışla 76,6 milyar dolar olarak açıkladı. Bakan Pekcan'ın açıklamasına göre Mayıs'ta ithalat %19,85 azalarak 18 milyar 588 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı %78,11 azalarak 1 milyar 774 milyon dolara düştü. Mayıs'ta Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat %4,1 oranında arttı. Türkiye'nin hedef pazarlarından Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat %25,6, Rusya'ya ihracat %13,9, Meksika'ya da ihracat %20,9 arttı. Çin'e yapılan ihracattaki artış ise %2,6 oldu. Bakan Pekcan, ihracattaki olumlu performansın yıl boyunca devam etmesini beklediklerini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Haziran ayında ilk kez yıllık bazda cari fazla verileceğini söyledi. Bakan Albayrak, Mayıs ayı ihracat rakamlarını Twitter üzerinden paylaştı. Mayıs'ta ihracatın %11,46 artışla 16,8 milyar dolara ulaştığını belirten Albayrak, bunun Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekoru olduğunu vurguladı. Bakan Albayrak, dengelenme süreci ve ihracat öncelikli politikalarımızın başarısıyla 2019 hedefi olan 26 milyar dolar cari açık rakamını tarihe gömüyoruz dedi. Albayrak, Haziran'da AK Parti iktidarları döneminde ilk kez yıllık cari fazla verileceğini belirtti. Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız mesajını paylaştı. Kendi işini kurmak isteyen engellilerle eski hükümlülere 50 bin lira hibe desteği sağlanacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hibe desteği için 2019 yılının ikinci dönem başvurularının kabul edilmeye başlandığını açıkladı. Bakan Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşların projelerini 14 Haziran tarihine kadar teslim etmeleri gerektiğini bildirdi. Selçuk, bugüne kadar kendi işini kurmak isteyen 1550 engelliye 63,5 milyon lira, 888 eski hükümlüye de 23 milyon lira hibe desteği sağlandığını söyledi. Hibe desteğinden yararlanmak isteyen engelli ve eski hükümlüler projelerini 28 Haziran'a kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine verecek. Adana'da ehliyetsiz kadın sürücü fren yerine gaza basınca kaldırımda oturan iki yaşlı kadına çarparak feci şekilde ölmelerine neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaza Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi mahallesinde meydana geldi. 72 yaşındaki Münevver Can'la 73 yaşındaki Raziye Can kaldırımda oturuyordu. Ehliyetsiz kadın sürücü fren yerine gaza basınca hafif ticari araç kaldırımda oturan iki kadına çarptı. İki kadın hafif ticari araçla park halindeki aracın arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kadın sürücü şok olmuş halde araçtan inerken bir kişi ise arabaya binip aracı geri alarak kadınları sıkıştığı yerden kurtardı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaşlı kadınlar kurtarılamadı. Gözaltına alınan ehliyetsiz kadın sürücü sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bursa'da emniyet şeridinde park halinde olan otomobile kamyonet çarptı. Alev topuna dönen otomobilde uyuyan sürücü feci şekilde can verdi. Kaza Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir otoyolunda meydana geldi. Bir sürücü aracını emniyet şeridine çekti. Bir süre sonra karpuz yüklü kamyonet park halindeki aracı arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araçta alev alırken kamyonet sürücüsü ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise sıkıştığı yerden çıkamayınca yanarak feci şekilde can verdi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler yanan iki araca da müdahale ederken kamyonet sürücüsü sağlık ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanan otomobilin plakasını sorgulayan polis ekipleri ruhsat sahibinin Oğuz Erataç olduğunu belirlerken cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Dünyadan haberler var sırada. Amerikan Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliçesi'nin daveti üzerine başkent Londra'da. Trump ve First Lady Melania Trump, 3 gün sürecek Londra ziyareti kapsamında Buckingham Sarayı'nda Prens Charles ve eşi Camilla Parker tarafından karşılandı. Trump, İngiltere'ye adım atar atmaz Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'a Twitter üzerinden tam bir zavallı diyerek iki ülke arasındaki siyasi dengelerin nabzını yükseltmeyi ihmal etmedi. Buckingham Sarayı, Amerikan Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump'ı ağırlıyor. Trump, Kraliçe 2. Elizabeth'in daveti üzerine 3 günlük bir devlet ziyareti için sabah saatlerinde İngiltere'deki Stansted Havalimanı'na iniş yaptı. Trump çiftini taşıyan özel helikopter Marine One, havalimanından Londra'daki Buckingham Sarayı'nın arka bahçesine indi. Prens Charles ve eşi Camilla Parker tarafından karşılanan Donald Trump için resmi tören düzenlendi. Trump çifti sarayda kraliçe ile yedikleri öğle yemeğinin ardından Westminster Katedrali'nde incelemelerde bulundu.
kraliçe ve kraliyet ailesinin bazı üyeleri Trump ve ailesi için özel bir de akşam yemeği verecek. Davetlerde ev sahibi konumundaki kraliçe 2. Elizabeth'e Cambridge Dükü Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton da eşlik ediyor. Prens Harry ve kısa süre önce bir erkek bebek dünyaya getiren eşi Sussex Düşesi Meghan Markle ise yemeğe katılmayacak. 2016 yılındaki Amerikan başkanlık seçimleri sırasında Meghan Markle'ın eğer Trump başkan seçilirse Kanada'ya taşınırım açıklaması sorulan Trump, Markle'a edepsiz demiş, daha sonra da bu ifadesinin ses kaydı olmasına rağmen edepsiz dediğini inkar etmişti. Trump'ın gündemindeki bir diğer polemiği ise İngiltere'ye gelmesine tepki gösteren Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ile oldu. Khan, İngiltere'nin Trump için kırmızı halı sermemesi gerektiğini söylemişti. Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada Khan için tam bir zavallı dedi ve ekledi. Bana çok aptal ve beceriksiz New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'yu hatırlatıyor. Bu arada Amerikan Başkanı Donald Trump'ı 3 günlük ziyaretinin 2. ve 3. günlerinde oldukça yoğun bir gündem bekliyor. Trump salı günü, cuma günü Muhafazakar Parti liderliğini bırakacak olan Theresa May ile de bir dizi görüşme gerçekleştirecek. May ve Trump'ın görüşmelerinde başlıca gündem maddeleri, iklim değişikliği ve Amerika'nın Çinli teknoloji devi Huawei'ye yönelik kısıtlamaları olacak. Huawei'yi güvenlik gerekçeleriyle kara listeye almış olsa da İngiltere 5G teknolojisinin bazı parçalarını Huawei'den tedarik etmeyi düşünüyor. Bu arada Trump'ın ziyareti sırasında Londra'daki Trafalgar Meydanı'yla Manchester, Birmingham ve Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta geniş katılımlı protestolar bekleniyor. Protestolar sırasında daha önceki Trump ziyaretinde kullanılan dev balon bebek Trump yine gökyüzüne salınacak. Arnavutluğun başkenti Tiran'da hafta sonu sokaklar yine hareketliydi. Hükümet karşıtı protestolarda tansiyon yükseldi. Çıkan arbedede de hem polis hem göstericiler yaralandı. Arnavutluğun başkenti Tiran'da sokaklar hareketli. Muhalefet partileri tarafından geçici hükümetin kurulması ve erken seçime gidilmesi talebiyle düzenlenen protestolarda ülkenin farklı şehirlerinden çok sayıda hükümet karşıtı gösterici başkent Tiran'da bir araya geldi. Tiran'daki Millet Şehitleri Bulvarı'nda toplanan göstericiler Arnavutluğu tüm Avrupa gibi seviyoruz ve muhalefetsiz seçim olmaz sloganlarıyla Başbakanlık binası önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Başbakanlık binasına havai fişek ve boyalar atan göstericiler, binadaki polis kordonunu delmeye çalıştığı sırada arbede yaşandı. Emniyet güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken, göstericilerin attıkları cisimler nedeniyle eylemcilerin yanı sıra emniyet mensupları da yaralandı. Bu arada yüzlerce emniyet görevlisi, Başbakanlık, Meclis ve İçişleri Bakanlığı'nın önünde güvenlik önlemlerini artırdı. Hükümet karşıtları aylardır başkentte protestolar düzenleyerek erken seçim çağrısı yapıyor. Rusya'nın başkenti Moskova, rengarenk bir maratona ev sahipliği yaptı. Color Run adı verilen renk koşusunda 5 kilometrelik maratonun finalinde sporcuları renk renk toz bulutları bekliyordu. Rusya'nın başkenti Moskova'da Luzhniki Olimpiyat Kompleksi'nde Color Run, renk koşusu adıyla 5 kilometrelik maraton düzenlendi. Zorlu mücadelenin sonunda ise maratona adını veren renkli tozlar parkura döküldü, sporculara atıldı. Katılımcılar renk festivalinin tadını çıkarırken müzik eşliğinde hem dans etti hem de bol bol fotoğraf çektirdi. Farklı renklerdeki boyaların altında dans edenler toz boyalarla renklere bulandı. Başkent Moskova bu renkli maratona 7. kez ev sahipliği yapıyor. Bültenimizin sonuna geldik. Mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.